Şimdi ise yol işlerinin kasındayız. Şimdi, inşaat iş kolunda faaliyet gösteren işçilerin bir arada toplanması, temsil edilmesi ve haklarının korunması amacıyla kurulan Yol İş Sendikası'na konuk oluyoruz. Hiç vakit kaybetmeden mikrofonlarımızı sendikanın genel başkanı Ramazan Ağar'a uzatıyor ve sendikanın faaliyetleri hakkında kendisinden bilgiler alıyoruz. İnşaat iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikayız. 1963 yılında kurulmuş. Karayolları kökenli daha doğrusu, yani Karayolları Teşkilatı'nın içerisinde çalışan işçiler vasıtasıyla kurulan bir sendikamız. Daha sonra inşaatta çalışan işçilerin bu geçmiş adıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı, şu anda Çevre Bakanlığı oldu. Orada da biz örgütlüyüz. Karayollarında örgütlüyüz. Eski Köy Hizmetleri Özel İdare oldu. Özel idarelerde örgütlüyüz. Bizim iş kolumuzda Çalışma Bakanlığı'ndaki verilere göre çalışan işçi sayısı 2 milyon 200 bin civarında. Yani şu anda %1 barajı aşmamız için inşaat iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın %1 barajı aşması için 22 bin üyesinin olması lazım. Şu an bizim geçmiş yıllarda ülkemizin nüfusu 50 milyon civarındayken bizim 160-170 bin üyemiz vardı. Şu anda 45 bin üyemiz var. Bu kamuda çalışan sadece asıl işi yapan değil, asıl işi yapan da, yardım işleri yapan da bunların kadroya geçmesi için hükümet çalışma yaptı. Ancak kadroya geçerken bunlar kadrolu değil, 3 yıllık sözleşmeli olacak dendi. Türk iş olarak dedi ki, ya işçilik yapan işçi olsun kamuda, memurluk görevini yapan da memur olsun. Biz illa hepsi işçi olsun demiyoruz. Mantıklı olmak lazım. Niye? Şimdi hemşire taşeron işçisi var. Anestezi uzmanı taşeron işçisi var. Bu memur olsun. Ama şimdi bilek gücü kuvvetiyle çalışan, yani dozer operatörü, kreyder operatörü, iş makineleri operatörü, bunlardan memur olur mu? Olmaz. Onun için ya bunlar da iş olsun diye görüştük. Şu anda hala görüşmemiz öyle devam etmekte. Mesela bir de 5 ay 29 gün çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi bu 5 ay 29 gün devlet çalıştırıyor. Ondan sonra işçi çıkartılıyor. Aynı iş tekrar taşeron tarafından gidiyor. Orada çalışıyor. Biz diyoruz ki 5 ay 29 günü de uzatalım. O yasayı da değiştirelim. Kamuda diyelim ki A iş yerinin 10 ay işçiye ihtiyacı, 10'a çalıştırsın. 8 ay işçiye ihtiyacı, 8 ay çalıştırsın. O kurumun kaç ay işçiye ihtiyacı varsa, yani işi kaç ay devam ediyorsa, 12 ay ise 12 ay çalıştırsın. Böyle bir çalışmamız da var. 5 ay 29 gün meselesinde bizim çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Son yıllarda sendikalardaki üye sayılarında düşüş olduğunu söyleyen Ramazan Ağar, bu durumun sebeplerini anlatıyor bizlere. Bir defa düşüşün sebebi öncelikle 12 Eylül'den sonra çıkartılan sendikalar esas. Yani örgütlenmenin önünün tıkanması. İşveren bu işe karşıysa örgütlenmek çok zor. Haddinden fazla zor. Neden zor? Biz orada işçi arkadaşlarla temasa geçtiğimizde ve işveren haberi olduğundan işçi işten çıkarmaktı. Hala özel sektördeki işverenlerde sendikaya karşı bir şeyleri var. Yani sendika girerse işte iş yerim batar. Böyle bir algı var. Aslında bu algıyı değiştirmek lazım. Sonuçta biz sendika olarak her zaman şunu savunmuşuzdur. Öncelikle işveren olsun, iş yeri olsun, işçi olsun, sendika olsun. Büyük kurumlaşmış işverenler sendikalı olmayı istiyorlar, sendikalı oluyorlar. Sendikalı olduğu zaman daha çok verim aldıklarını, iş kazalarının hemen hemen yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Mesela inşaat iş kolunda sürekli, bilhassa özel sektörde, kamuda da sürekli iş sağlığı iş güvenliği eğitim veriyoruz. İşte 3. Havalimanı'nda her ay iş sağlığı iş güvenliği eğitim veriyoruz işçilere. Ayrıca bundan yetinmiyoruz. İşverenler bizden, bizim hocalarımız bu konuda çok yetenekli. İşverenlerimiz dahi kendi yöneticilerine dahi eğitim istiyor, onları da veriyoruz. Dolayısıyla katkı sunuyoruz.